Efendim merhabalar, ben Okan Ateş, Haber Bülteni ile tekrar karşınızdayız. Bu bültende koronavirüsü konuşacağız. İngiltere'yi %70 daha hızlı yayılan virüs korkusu sardı. Başbakan, başkent Londra dahil son dönemde ülkesinde yaşanan vaka artışlarının mutasyon geçirmiş yeni koronavirüs türünden kaynaklandığını açıkladı. Ülkede yeni kısıtlamalar var. Halk yollara düştü. Tüm bunların detaylarını Ciner Medya Grubu Londra temsilcisi Cüneyt Başaran'dan alacağız. Öncelikle Cüneyt Başaran, hoş geldin yayınımıza. Koronavirüs mutasyon geçiren bir türünden bahsediliyor şu anda. Başbakan bunu açıkladı ve ülkedeki vaka artışı bundan dolayı dedi. Şimdi bu durum tüm dünya için yeni bir tehlike anlamına geliyor. Bu yeni vakalar bildiğimizden farklı mı? Nasıl gelişiyor olaylar şu anda İngiltere'de? Seni dinleyelim. Şimdi mutasyon olayından bir önceye gidelim önce. Hı-hı. Aslında Avrupa'nın genelinde, İtalya'da, Almanya'da, Avusturya'da, birçok batı ülkesinde Noel tatili bu ülkelerin kültüründe önemli bir durum olmasına rağmen artan vaka sayılarından dolayı başta Almanya olmak üzere bütün bu Christmas yani Noel tatili karantina altına alınmıştı. Hı hı. Yani o Noel tatili boyunca insanların bir yerden bir yere gitmesi çok tabii bir refleks olsa da zor bir karar olsa bu karar alınmıştı. İngiltere bu kararın dışında kalan ülkelerden bir tanesiydi. Hı hı. Burada bir yarı karantina vardı. Aralık ayının 10'unda bitti. Sonra insanların burada yaklaşık işte 15 Aralık, 24 Aralık o Noel tatili 25 Aralık arasında bir yerden bir yere gitmesi izin verilmişti. Bunu bir hatırlatalım. Sonra ne oldu? Sonra İngiltere'nin güneyinde ve Londra özelinde hızlı artan vaka sayıları dikkat çekmeye başladı. Ve yapılan araştırmalarda evet vaka sayısı artıyor. Bu mobilize olması, insanların dışarıda olması, karantina bitmiş olmasından dolayı. Ancak alınan sample'larda, örneklerde virüsün Türkçe'de suş ismi verilen, işte varyant diye çevrilen İngilizce'de ki değişikliğinin yani o alt genetiğindeki bir değişiklik yapmış olan kısmının öne çıktığı görüldü. Bunun da en büyük özelliği şu an için Okan, senin de söylediğin gibi %70 oranında orijinal virüse göre daha hızlı yayılabildiği konusu. Şimdi tamam. Öncelikle İngiltere'de başbakanın kabineyi dün akşam toplayarak ani bir toplantı ve arkasından da biraz önce söylemiş olduğum bu durumu tersine çevirecek. Başta Londra ve Güney İngiltere olmak üzere 15 günlük uzatılma ihtimali olan bir karantina dönemine giriş kararı aslında bu gelişmeden dolayı alındı. Şunu da hatırlatayım, öyle devam edelim istersen. Bu süreçte bilinen şu virüsle ilgili olarak. Virüs mutasyon geçiriyor, evet biliyorduk. Bu mutasyona geçirmiş olan versiyonunda, suç denilen bu yeni versiyonda dağılma özelliğinin yani bir yerden bir yere kolaylıkla bulaşabilme özelliğinin çok arttığını görüyoruz. Öyle ki hani Türkiye'de de aynı şey takip ediliyor. Bu R katsayısı denilen hani toplumda 1 ve altına inmesi istenilen ki bu bir yerden bir yere aktarılma olayı düşsün artık diye beklenen R katsayısını 0.4 puan arttırabilecek kadar daha yaygın bir virüs olduğu anlaşılıyor. Ama bu virüsün daha ölümcül, daha tehlikeli ya da mevcut şu ana kadar yaratılmış ilaç ve aşılara cevap verip vermeyeceği konusunda henüz bir bilgi yok. Hatta anladım. Bu konuda böyle olmadığı yönünde ilk açıklamalar var. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Aslında İngiltere ilk günlerden bu yana işi biraz daha gevşek tutuyormuş gibi. Çünkü koronavirüs ilk çıktığında da kontrollü yayılım adı altında bir politika izlemişlerdi. Ve o kadar kısıtlama yoktu. Şimdi bu kısıtlamalar çıkınca da millet sokağa döküldü. Daha çok yayılacak virüs. Haberleri yok. Neler yaşanıyor şimdi bu konuda? Kısıtlamalar nasıl ilerleyecek? Milletle tepkili İngiltere'de ne olacak? Evet, haklısın Okan. Bu konuda İngiltere aslında hani Güney Avrupa gibi, bir İtalya gibi, İspanya gibi, son dönemde Almanya gibi karantina önlemlerini o anlamda hakkıyla yapan ülkelerden biri değil bence de. Biz de burada rahatlıkla dışarı çıktık, insanlar buraya geldi. Hatta genç neslin özellikle hani bu şeylerden çok bağımsız bir şekilde buraya geldiği ve hızlı bir şekilde virüsün bulaşmasına olanak sağlayacak şekilde bir araya olduğunu gördük. Şimdi İngiltere'de en sonunda bu kervana katıldı. Bu konuda başbakana çok ciddi eleştiriler var. İşçi Partisi lideri diyor ki bu virüsün artış hikayesi siz yeni fark etmiş olabilirsiniz. Bir haftadan beri gündeme getiriyoruz bunu. Geç önlem aldınız diye büyük bir yayılım ateşi var. Evet. Dün akşam saatlerinde işte Londra'dan bu Tier 4 oldu burası. 4 nolu bölge oldu şimdi. Bu 4 nolu bölgeyi de hatırlatalım.
Hani bu virüsün ilk çıktığı Mart, Nisan aylarında bütün dünyada alınan önlemler vardı ya, çok sert önlemler. Evet. Bir daha kolay kolay kimse o kadar net bir önlem alamadı. Çünkü o durumda hatırlayacaksınız, sadece bakkallar, marketler, benzin istasyonları açıktı. İnsanların dışarı çıkması da sadece spor amaçlı. Yani dışarı gidip hava alıp gelmek amaçlı izin veriliyordu. Onun dışında hiçbir izin verilmiyordu. Şimdi Londra aynı önlemlere geri döndü. Yani uzunca bir süre önlemler hafife alındı. Ancak şu an geri dönülen yer o virüsün ilk çıktığı dönem. Anladım. Bu konuda eleştiriler var. Bu konuda ciddi hükümete karşı yaylım ateşi var. Ama şu an için öncelik daha ziyade bu yeni çıkan virüsün yeni mutasyona uğramış halinin ne kadar yayılmacı olduğunu anladık. Diğer yan etkenin araştırılması ve 2 haftalık karantinanın uzatılıp uzatılamayacağı gündem şu an burada bu Okan. Peki. Ciner Medya Grubu Londra temsilcisi Cüneyt Başaran bizlerle birlikteydi. Çok çok teşekkürler. Devam edelim, mutasyonu konuşacağız şimdi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın'la Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı, Klimut Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Profesör Doktor Selda Erensoy konuğumuz. Efendim hemen sizinle başlayalım Sayın Erensoy. Şimdi virüsün mutasyona uğrama durumu İngiltere'de başladığını Boris Johnson açıkladı. Bunun tüm dünyaya yayılımı mümkün mü? Aynı zamanda yalnızca yayılım hızı adına değil, vücutta farklı etkiler yaratma adına da bir mutasyon söz konusu olabilir mi? Siz dinleyelim. Merhaba, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Tabii ki aslında mutasyon, virüsün mutasyona uğrayacağını öngörüp biliyorduk. Virüs, RNA virüsü ve birçok çok fazla mutasyonu. Aslında burada Cüneyt Bey'in de belirttiği gibi mutasyon yerine varyasyon demek daha doğru oluyor. Çok sayıda varyasyonlar virüs çoğalırken ortaya çıkıyor. Mutasyon diyebilmek için bunun biyolojik olarak fonksiyonuna yansıması lazım. Burada olduğu gibi örneğin çok fazla yayılmasına, kolay bulaşmasına yani neden olması gerekiyor. Kolay bulaşabilmesi için de insanlarda tutunduğu algaçlara, hücrelerin yüzeyindeki ACE2 gibi virüsün de yüzeyindeki spike proteinleriyledeki değişikliğe neden olarak daha kolay tutunabilmesi, çok sayıda hücreye tutunabilmesine neden oluyor. Bunun tabii laboratuvar ortamında, hücre kültürü ortamında gösterilerek kanıtlanması tam adını koyuyor. Burada bir epidemiyolojik olarak virüsün hareketinden yola çıkarak çıkarım yapılıyor. Dediğiniz gibi yayılma hızını artırdığı için. İngiltere ne yaptı? Haftalık bütün çeşitli örneklemlerle virüsün izole ettikleri bir izolatların, suçların tam dizi analizlerini yaparak çok fazla olgunun biriktiği ortamda anlamlı bir değişiklik virüste var mıyı araştırıyordu ve bunu bulmasıyla epidemiyolojik bir gösterge, kanıt olarak sundu. Virüs ne kadar çok çoğalırsa, çoğalabilmesi için de toplumda çok hızlı hareket etmesi, yani insan hareketliliğinde artması gerekiyor. O nedenle önlemlerin sıkı olması, olabildiğince virüsün hareketinin azaltılması, bu kapanmalar dahil olmak üzere ki çok kritik böyle dönemlerde, virüsün çoğalmasını, dolayısıyla varyasyonların, mutasyonların birikmesini de engelleyecektir. Bizim kendi popülasyonumuza baktığımız zaman çeşitli virüs dizileri hem uluslararası veri tabanlarında yayınlanıyor. Ancak bizde bilebildiğim kadarıyla ulusal boyutta sistematik bir düzenli suçların nükleik asit dizi analizini yapılarak paylaşılması söz konusu değil. Ama çeşitli kurumlar, arkadaşlarımız, bu kurumlar içinde Merkezi Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün de dizi analizi imkanı var ve bunu yapıp bazı suçları bildiriyor. Buradan da, haritalardan da takip edebiliyoruz. Buna baktığımız zaman Avrupa'daki genel virüsün genel evrimsel hareketine benzer şekilde varyasyonları, mutasyonları görüyoruz. Yani aynı şey bizlerde de olabilir. Uluslararası hareket ne kadar fazla olursa. Şu anda bu İngiltere'deki suçtaki
kritik bildirilen mutasyonlara ait bilebildiğim kadarıyla ki bu sabah yine bizim viroloji çalışma grubunda çok geniş tartışıldığında İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Virolojiden de arkadaşlarımız Sayın Mert Kuşkucu ve Kenan Midilli'nin de verileri bir grup çalıştığında aynen bu mutasyonlar olmamakla birlikte başka mutasyonların olduğunu biliyoruz. O yüzden izlemek önemli. Peki. Doğru veri analizinin yapılması önemli. Peki şimdi bu noktada Sayın Aydın'a da sormak istiyorum. Efendim bu durumun Türkiye'de de olması sizce de mümkün mü? Aynı zamanda bu mutasyonun ya da varyasyonların etkileri nasıl olabilir? Vücuda etkisi farklı olabilir mi? Daha hızlı öldürüyor ya da akciğerlere daha hızlı bir efekti var gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Ya da daha zayıflayıcı, virüs adına daha zayıflayıcı bir mutasyon söz konusu mu? Teşekkür ederim Okan Bey. Selda Hocam olayı herkesin anlayacağı bir dille anlattı. Baştan beri bu virüste bir mutasyonun, bir varyasyonun olacağını, yeni bir virüs gibi karşılaşabileceğimiz gibi hayatımızdan çekilip gidilebileceğini de söylüyoruz. Çünkü RNA virüslerinin böyle bir özelliği var. Bugün gördüğümüz İngiltere'den başlamak üzere İngiltere, Hollanda, Danimarka, Güney Afrika Cumhuriyeti, Brezilya gibi bölgelerde daha çok yayılma eğilimi gösteren veya fazla yayılım olan bölgelerde bu varyant suçların daha fazla tespit edildiğini görüyoruz. Elbette ki kontrol uluslararası seyahatlerin ya da virüs yayılımının kontrol edilmemesi durumunda bu özelliği kazanmış, reseptörlere bağlanma ilgisi artan, daha yüksek bağlanma özelliği kazanan virüs ülkemize de gelebilir ve bizleri de etkileyebilir. Ama şu an için klinik tablonun çok daha ağır geçmesine ya da ölümleri artırdığına dair bir delille karşılaşmadık. Hı hı. Karşılaşmış olduğumuz eldeki veriler Güney İngiltere bölgesindeki son zamanlardaki aşırı yayılıma bakıldığında böyle bir değişikliğin olduğunu, bu değişikliğin bu hızlı yayılımda etken olduğunu bize düşündürüyor. Hı hı. O düşünme doğrultusunda da Şubat-Mart aylarında hangi psikolojideydiysek, Türkiye'de yok ve ne tedbir almamız lazım düşüncesinde idiysek, bu yeni varyant suşa karşı da Türkiye'nin gerekli tedbirleri alması gerekli olduğunu düşünüyorum. Dünyada birçok ülke bu varyant suşun olduğu ülkelerle seyahatleri kısıtladığını görüyoruz. Türkiye'de bu anlamda oturup belki bilim kurulu bir daha düşünmeli. Peki Sayın Erensoy, şimdi aşılar da üretilmeye başlandı, dağıtımına bile başlandı. Yine Türkiye'de bu aşıları alacak. Hem Pfizer-BioNTech'in yaptığı aşılar var, hem Moderna'nın yaptığı aşı var. Eğer ki bir mutasyon söz konusu varsa aşıların etkisi gider mi? Yani bundan dolayı da korkmalı mıyız? Bu kadar aşı boşa gitmeyecek değil mi? Öyle düşünmeyelim Sayın Ateş. Çünkü aşılarda çeşitli teknolojilerle üretilenler var ama şu anda hani bizim gündemimizde inaktif aşı olan, yani bütün virüsün inaktive edilip ölü hale gelmesiyle veriliyor. Dolayısıyla birçok antijenine karşı immün yanıt ortaya çıkmış oluyor. İzlemek önemli. Bunu diğer aşılarda da daha geniş alanda, ama mutlaka başka etkenlerde, örneğin hepatit B'de de bu endişeler söz konusuydu, hepatit B aşılamasında. Bunların izlemi, arada bazı vakalar, yani bağışıklık sisteminden, immün yanıttan, aşıdan kaçak vakalar olabiliyor mu diye görmek önemli. Bunun için hem sahaya bakmak, hem de ama laboratuvardaki araştırmalara ciddi, kendi popülasyonumuz için, bizde dolaşan suçlar içinde ve aşı içinde değerlendirme yapmak üzere ciddi bir laboratuvara destek, çalışmalara destek ayrılması gerekiyor ulusal ağda da. Anladım efendim. Peki Sayın Aydın, virüs adına önümüzdeki günlerde daha farklı bir durum söz konusu olabilir mi? Yani mutasyonun daha farklısı olabilir mi? Bunun adına bir endişemiz olmalı mı? Ya da bu virüs neye göre mutasyona uğruyor? Elbette virüslerle bir yaşam hikayesi sürdürüyorsanız mutasyonlarını her zaman hesaba katmamız lazım. Koronavirüsler zaten yaşamımızda vardı, doğada vardı ve bir mutasyonla bu tabloyu yaşıyoruz. Bu tabloyu yaşadığımıza göre daha ağır klinik tabloları yapabileceği gibi daha hafifleşebilirdi. O nedenle
Selda Hocam'ın belirttiği gibi Türkiye'de özellikle virologlar bu anlamda Türkiye'yi saha saha çalışmalı ve değişimi görmeliler. Biz her zaman için hem bulaşı engellemek hem de yeni ortaya çıkacak mutant suçla ya da varyant suçla ilgili de tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bunun altını özellikle çizmemiz gerekiyor. Hı hı. Ama ne yapmak lazım? Bu aşı ya da ilaçlar konusunda hocamın söylediği gibi olabilecek değişiklikler hı hı. üzerine çok hızlı bir adaptasyon yeteneğine sahip bugün bilim. Örneğin yeni bir mutant suç geldiğinde hızlı bir şekilde ölü virüs kullanıyor Türkiye'nin alacağı aşı. Benzer bir şekilde hızlı üretime geçebilir. mRNA aşılarında da olabilen değişiklik hızlı bir şekilde dizilimi görülerek o dizilime yönelik olarak yeni bir uygulamaya geçilebilir. Bunlar çok sorun değil. Altını çizmemiz gerekli olan aşı ya da ilaçta çok hızlı bir şekilde cevap verilebilir. Ama virüsün oluşturmuş olduğu hastalığın yayılımı devam ediyorsa ve daha öldürücü ya da daha ağır hastalık ya da daha yoğun bakım ihtiyacı duyan klinik tablolar oluşturursa o zaman ancak sağlık altyapısıyla hizmet verebilirsiniz. Onun için baştan virüs yayılımının önüne geçmemiz, mutant ya da varyant suçları hızlı bir şekilde tedbir alıp öğrenip öncelikle öğrenmemiz gerekiyor. Yani Türk viroloji ve genetik bilimi sadece batı çalışmalarını değil, Türkiye'deki suçları da çalışarak kendi reaksiyonunu hızlı belirleyecek altyapıya sahip olması gerekiyor. Yani Sayın Eren, o zaman bu noktada şunu söyleyebiliriz. Eğer ki virüs mutasyona da uğruyorsa ya da yeni bir varyasyonu bile varsa bunun için yapılabilecek en büyük önlem yine insanların kısıtlamalara uyması, kurallara uyması, maske, mesafe kuralları, sokağa çıkma kısıtlamaları varsa buna uyulması, bu şekilde bunu karşılamak doğru mudur? Kesinlikle hareketliliğin engellenmesi, virüsün çoğalmasını, mutasyonların birikmesinin engellenmesi gerekiyor. Kemalettin Hoca'ya da teşekkür ediyorum. Gerçekten sahayı da güzel açıkladı. Bu önemli. Endişeye, paniğe kapılmamak gerekiyor. Çünkü zaten çalışmalarla influenza aşısında olduğu gibi her yıl yeni aşının ona uygun yapılması gerekiyor. Teknolojiler buna uygun ama burada da gerekli yatırımın, desteğin ve çalışmaların sürdürülmesi gerekiyor. Anladım efendim. Peki Sayın Aydın, o zaman sağlık çalışanları da büyük ihtimalle zaten çok bir vakitleri yok ama 5 dakika 10 dakika bile dinlenebildikleri zaman da şunu diyorlardır büyük ihtimalle. Biz sizin için gece gündüz çalışıyoruz. Sizden tek isteğimiz evden çıkmayın, kurallara uyun. Bu doğru mudur acaba? Bu böyle diyor olabilirler mi? Çünkü tek çözüm bu gibi duruyor aslında aşıya gelene kadar. Şimdi bu son söylediğiniz cümlede benim ufak bir takıntım var. Hı hı. Sağlık çalışanlarının bu isteklerini sanki sağlık çalışanının kendisi için istiyor tabii gibi tabii ki kendisi için değil, hepimiz için. Değil yani değil. Topluma hı hı. şunu kendi içinde yaşadığı koşulları göstererek diyor ki buraya ihtiyaç duymayın, buraya hı hı. ihtiyaç duyduğunuz zaman biz de yorulduk diyor. Yoksa siz hasta olup ölmeyin, biz dinlenelim demiyor. Tabii ki. Tamamıyla tabii ki. Topluma yaşanmış olan realiteyi anlatmaya çalışıyor. Çok basit olur da geçeriz de değil de olduğunuz zaman nasıl bir oksijensizlik yaşadığınızı, nasıl nefes açlığı çektiğinizi, hayatı bir film şeridi gibi gözünüzün önünden nasıl geçirdiğinizi ya da Karadenizli'nin dediği gibi virüse yakalandıktan sonra geçmiş olsun dediklerinde vallahi canımı zor kurtardım tabiri. Yani bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa biz hizmetimize devam ediyoruz. Bizim için değil, kendileri için olayın ciddiyetini onlara anlatmaya çalışıyoruz. Biz fedakar Türk sağlıkçıları bunun bitmesini kendimiz için değil, Türk toplumun bundan daha fazla bedel ödememesi açısından Selda Hocam da söyledi, yeni değişikliklere uğrayabiliyor. Geçirmiş olmak da çok rahatlatıcı değil. Yarın öbür gün aşı olacağız. Aşı olunca da bir süre sonra çok rahatlatıcı değil. Bölge bölge azalıyor. Altını çizmek istediğim bir şey var Okan Bey. Bu haritalara bakılıp kırmızı bölge, açık mavi bölge, beyaz bölge gibi. Bugün açık mavi ya da beyaz bölge olabilirsin. İngiltere'nin güneyinde olduğu gibi dikkat etmeyip kümeleşmeyi devam edersek, rahatladık buraları kontrol altına aldı deyip kümeleşmeyi devam ettirirsek Güney İngiltere gibi ya da diğer ülkeler gibi yeni suçlarla karşılaşıp yeni bedeller
ödemek zorunda kalabiliriz. O nedenle topyekün dünden bugün daha fazla tedbirli olmamız lazım ve yarına daha huzurlu geçmek için. Peki Sayın Erensoy, son olarak şunu da sormak istiyorum. O zaman Sayın Aydın'ın sözleri üzerinden gidecek olursak, aşıdan sonra da yine bir müddet kısıtlamalar olması gerekiyor mu? Şimdi aşıya zaten hep dediğimiz etki toplumda etkisini gösterebilmesi için, bulaşın engellenmesi için çok haklısınız. En azından bir yılı daha var etkiyi gösterebilmek için. Bu süreç içindeki kısıtlamalar çok kıymetli ve önemli. Hem izlemle birlikte mutlaka kısıtlamaların olması gerekiyor. Peki. Bu önümüzdeki aylarda da. Peki, çok çok teşekkür ediyorum Sayın Profesör Doktor Selda Erensoy ve Profesör Doktor Kemalettin Aydın bizlerle birlikteydi. İyi. Koronavirüsün mutasyona uğrama durumunu konuştuk. Bakalım önümüzdeki günlerde aşıdan sonra neler yaşanacak ya da İngiltere'de mutasyona uğrayan ya da yeni varyasyonu olan bu koronavirüs aşısı Avrupa'ya daha çok yayılacak mı? Önlemler artırılırsa İngiltere'deki eylemler artacak mı? Bunları da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bültenimizi de tamamlıyoruz. Saat 15'te tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.